Herkese merhabalar. Cümlede kavramlar ile LGS Türk yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bugün öğreneceğimiz konudan mutlaka 2022 LGS'de de en az bir ya da iki soru gelecek. Yani cümlede kavramlar çok önemli bir konu. Karşılaştırma, varsayım, içerik, üslup, eleştiri, öneri, öz eleştiri yani kendimizi eleştirmek, olasılık, ihtimal bunların hepsini öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç'um bu arada? Hazırım hocam. Harikasın, her seferinde hazırım diyorsun. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar LGS kampımızda şimdi LGS ilk tekrar programımız geliyor 24 Ocak'ta. Mutlaka buna da katılmanızı istiyoruz. İlk tekrar programında sizlere Tonguç kitapçılarında ücretsiz bir şekilde dağıttığımız LGS tekrar programlarıyla birlikte nitelikli ve temel tekrarlar yapacağız. Temel tekrar programı, yani ben konularda eksiğim hocam, hala bu konulara başlayamadım, eksiğim okul mokul derken birçok konuda eksiğim diyen öğrenciler bu tekrar programını bu kitapçıktan ücretsiz bir şekilde takip edebilir. Nitelikli tekrar programı ise yeni nesil soru pratiği kazanmak istiyorum. Ben konuda eksiğim yok ama hocam matematik yapamıyorum, işte fende yeni nesil soruları yapamıyorum diyen arkadaşlar burada böyle pırt diye bunları açıp duvarlarına asacaklar. Hangi konulardan hangi videoları izleyeceklerini, nasıl tekrar yapacaklarını buradan güzel güzel öğrenecekler. Ve burada açıklamalarda da hangi kavramları, kazanımları öğrendikleri de var. Bu arada LGS tekrar programını arkadaşlar Tonguç kitapçılarından ücretsiz isteyebilirsiniz. LGS tekrar seti ise bu program içerisinde kullanacağınız efsane denemeleri barındıran. Yani sadece birinci dönem denemeleri, sadece birinci dönem tekrarı ve yeni nesil Türkçe matematik kitabından oluşan efsane bir sete sahip. Bu sette de tekrarlarınızı yaptığınızda LGS'nin birinci dönem konularını mükemmel bir şekilde bitirip ikinci döneme bomba bir şekilde girmiş olacaksınız. Şimdi bu balla başlamış olduk ama önemli bir bal, yani önemli bir konu. Çünkü siz bu tekrarı yaptığınızda LGS'nin birinci dönemini süper tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi cümlede kavramlar konusunu öğreneceğiz. Ardından da mutlaka sizler kitaplarımızdan soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben hemen videoya başlıyorum. Tonguç'um hazırsın değil mi? Evet hocam. Tamam o zaman hadi bakalım videomuza başlayalım. Onaylama cümlesi bir durumu veya davranışı yerinde bulmayı ifade eden cümleler. Mesela diyelim ki genç yazarın eserlerinin işlenliğini ben de kabul ediyorum dediğimiz zaman adam bu davranışı yerinde bulmuş ve onaylıyor. Yani teyit ediyor. Sınavda ters köşe olacağımı kabul ediyorum. Gibi. Saçma sapan örnekler veriyor Tonguç. En az iki varlığın benzer veya farklı yönlerinin kıyaslandığı cümlelere de biz karşılaştırma cümleleri diyorduk. Genellikle en, daha, gibi, göre, o ise, yani bu böyledir, şu ise şöyledir. Örnek şeklinde... verir mi hocam? Söyle. LGS TEOG'a göre çok çok daha kazık olacağını Milliyetin Bakanlığı tarafından açıklandı. Saçmalama örnekler veriyorsun oğlum. LGS daha zordur diyebilirsin ama verdiğin örnekte doğru ama birazcık yanlı, o subjektif ama gerçek. Esasında bilimsel açıktan baktığımızda. Tarihteki en zor matematiğin oluşacağını söylediler Milliyetin Bakanlığı. Gerçekten yüreğimize su serptin, yani o kadar güzel cümleler söylüyorsun ki yani iç karartıcı cümleler söylüyorsun. Hocam yeter. Karşılaştı mı cümlesi? O da doğru. Şimdi örnek, bugün hava düne göre daha yağmurlu olacakmış. Hakikaten hava daha yağmurlu olması kötü bir şey. İnsan hep güneşli günler istiyor diyoruz ve geçiyoruz olası cümlesine. Bir olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesiyle ilgili kesin olmayan ve kesin olmayan yargıların olduğu cümleler. Mesela böyle atıyorsun kafadan, olasılık yani. Biraz yürüyüş yapalım, belki babamın dükkanına da uğrarız. Yani tahmin, belki. Veyahut da Tonguç beyin nakliye ameliyatından sonra birazcık kafası daha çalışıyor olabilir. Yani böyle bir olasılık ihtimal veririz. Belki sınavı geçeriz. Belki yani. Ön yargı cümlesi ise önceden yargıda bulunuyorsun. Biliyorsun Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki, ne diyor Einstein? Sen söyle Tonguç. Ön yargıları parçalamak lastik topu parçalamaktan daha zordur. Hayır, öyle bir şey demiyor oğlum. Ön yargıları parçalamak, yani ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur diyor. Gerçekten atom parçalamak çok zor. Sen hiç atom parçaladın mı? Parçaladım, ellerimle arkadaşlarıma bölüştürdüm. Biliyorsun radyasyonlar patlayıp gidersiniz yeşil kafalara dönüş. Atom tost. Pardon. O atom tost derken sen şeyi diyorsun, böyle özel bir tost çeşidinden söylüyorum. Onu demiyorum ben. O küçücük atom parçalarını parçalamaya çalışsanız, ki imkansız bir şey, nükleer reaktörler lazım. Orada mahvolur gidersiniz. İşte o ne kadar imkansızsa diyor, insanlar da ön yargılarından vazgeçmiyorlar diyor. Bu kalem mavidir. Halbuki baksan belki de yeşil. Yok artık. Ya mesela. Hayır, dışı mavi ama içinde belki yeşil çıkıyor. Çok dikkat etmezsen anlayamazsın. Dolayısıyla bu mavidir, almam. Ya bir bak, belki ucu yeşil. Yanlış kapak takmışlar. Bir yazsan belki de onun gibi demek istiyorum yani. Hemen bir şey hakkında yargı vermeyeceksin. İçi farklı olabilir. Mesela adamın dış görünüşü mesela şey... Bizim üniversitedeyken bir hocamız vardı. Adam böyle bir mütevazi hayatı vardı böyle. Bir tane Doğan SLX ile geliyordu. Hatta Doğan SLX'in de şoför... Doğan SLX nedir hocam? Doğan böyle Şahin diye bir arabalar var ya böyle hani biraz... Şahin nedir hocam? O bir araba çeşidi. Tofaş marka arabaların şeyi Tofaş böyle. Tofaş nedir?
Oğlum sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bir yerli araba. Taksilerin, gerçi taksiler de artık kullanmıyor. Eskiden bu tarz popüler bir araba vardı. Yerli araba, ucuz bir araba. Adam onunla geliyordu şoförle falan. Biz dedik ki yazık ya, adam öğretmen işte, yazık sefil ya falan dedik böyle falan. Hiç alakası yok. Meğer adam trilyonermiş, sadece hastalıklıymış. Ben yerli araba binerim diye ona biniyormuş. Sonra birkaç kere helikopterle gelince anladık biz adamı. Adam helikopterde varmış. Yani adam ruh hastası bir adammış. Yani ön yargılı. Biz adam hakkında ön yargılı. Ya işte bu adam böyle falan. Halbuki asla, adamın sonradan kendisiyle tanıştıktan sonra hocam dedik anlat böyle. Dolayısıyla bir kişi veya durumla ilgili önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz edinilmiş olumsuz yargılar. Yani bir kimseyi kafeteli aslında yargılamamak lazım. Şimdi bu filmi beğeneceğinden eminim. Bak önceden olumlu bir yargıda bulunur. Tanım cümlesi ise nokta 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 nedir sorusuna. Mesela bu nedir? Nokta nokta nedir sorusuna, What is this sorusuna cevap veren cümledir. Örnek, şiir nedir? Şiir duyguların dile getirildiği bir edebi türdür. Dangoz nedir? Dangoz, tonguçtur dediğimizde tonguzun tanımını yapmış. Yani dangoz hatalı espriler yapan, yersiz cümleler söyleyen, doğru zamanda doğru şeyi söyleyemeyen insana dangoz denir diyebiliriz mesela. Bu da tanım olmuş oluyor. Öneri cümlesi ise bir konu hakkında düşüncelerin öne sürüldüğü, tavsiye verildiği cümlelerdir. Yani bir tavsiyede bulunuyorsun. Mesela kilo olmak istemiyorsan, kilo olmak değil tabii, kilo almak istemiyorsan akşam saat 6'dan sonra yalnızca meyve yemelisin. Tabii bu öneride kimsenin uyması imkansız. Çünkü akşam 6'yı sabah 6'dan sonra bile yemek yiyoruz biz. Dolayısıyla biraz zor. Kilo da alıyoruz, o yüzden yapacak bir şey yok. Ama bir tavsiye, gerçekten akşam 6'dan sonra, hadi 6 değil 7 diyelim. Hadi senin için 8 yapalım. Hiç yemek yemezsen gerçekten kilo almıyorsun. Varsayım cümlesi ise olmayan bir şeyi varsaymak. Bir olay veya durumun gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş olarak kabul edilip aktarıldığı cümledir. Mesela tut ki, diyelim ki, işte ne diyelim, kabul edelim ki, farz et ki, işte düşün ki, böyle böyle gidebilir. Mesela düşün ki şimdi bir sahildesin, denize karşı bir hamakta uyuyakalmışsın. Bak böyle gidiyor. Şimdi burada bir düşün ki LGS'de tüm soruları doğru yapmışsın ve Türkiye'de sansasyon yaratmışsın. Evet bak, gerçekten bir hayal, varsayım cümlesi diyoruz. İçerik ise olabilir ama olabilir, gerçekten yapabilirsin böyle bir şey. İçerik ise konu cümlesi oluyor. Eserin konusunu, yani eserde neden bahsediliyor, eserde ne anlatılıyor, eserde anlatılanları, bahsedilenleri içeren cümlelerdir. Yani bir kitap, mesela İstiklal Marşı'nın konusu ne? Vatanımızı düşmana teslim etmememiz gerektiği. Bu İstiklal Marşı'nın içeriği. Ama bir de üslubu var. O ise İstiklal Marşı'nın anlatım tarzı. Mehmet Akif Ersoy kafiyeler kullanmış, yabancı sözcükler kullanmış, akıcı bir dil kullanmış. Bunlar İstiklal Marşı'nın üslubuyla alakalı. İçeriği, konusu. Hikayelerin en çok deniz manzaralı anlatır. Demek ki bu adamın içeriği, konusu deniz manzaralarıymış. Anadolu insanı, anne sevgisi, aşk, özlem, ayrılık, bunlar hep içerik. Üslup ise sanatçının konuyu ele alış biçimi, kullandığı anlatım özelliğidir. Yani daha çok eserin diliyle alakalı. Dolayısıyla buraya ben şöyle gölgeli yazıyla dil yazıyorum. Dille alakalı şeyler hep üslupla alakalıdır. Yazar akıcı anlatımıyla eserini değerli kılmış. Akıcı dil, sade bir dil, pürüzlü bir dil, işte böyle gösterişli, süslü, ağdalı bir dil. Bunların hepsi üslupla alakalı kılmış. Tahmin cümlesine baktığım... Piercingli bir dil. Ne diyorsun oğlum, saçma sapan örnek. Allah'ım yarabbim. Bazı verilerde dayanarak bir şeyi önceden kestirebilmeyi ifade eder. Yani sen tahminde bulunuyorsun. Bak ne kadar güzel yazıyorum gördüğün gibi. Bu derbiyi bence ev sahibi takım kazanır. Artık ev sahibi kimse, Fenerbahçe ise Fenerbahçe, Galatasaray ise Galatasaray, Beşiktaş ise Beşiktaş kazanır diyoruz ve geçiyoruz eleştiri cümlesine. Bir durum, kişi, olayla ilgili olumlu veya olumsuz yorumdur. Burada şuna dikkat et Tonguç. Bununla alakalı örnek soruda da hatta hata yapılmıştı. Biz bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'na görüştük. Eleştiri yapmak bir konu hakkında olumlu ve olumsuz şey söylemektir. Ama eleştiri türü ise, bak eleştiri yazısı derse veyahut da eleştiri yazı türü derse, bak aynen böyle sınavda da bunu böyle sordular. Der ki eleştiri yazı türü bir edebi eserin olumlu ya da olumsuz yönlerini söylemektir dediler. Ama eleştiri sadece edebi eser olmayabilir. Kişi olabilir, olay olabilir, herhangi bir şey olabilir. Mesela diyelim ki ben bu kalemi eleştirebilirim. Bu ne ya, bu nasıl kalem ya, güzel değil, iyi yazmıyor diyebilirim. Hocam o canlı değil, nasıl eleştireceksiniz? Hayır, cansız varlıkları da eleştirebiliriz. Mesela diyelim ki burada mesela diyelim ki yoğurt çorbası yaptık mesela. Biz bardakla içiyoruz yoğurt çorbasını. Ya bu yoğurt çorbası güzel olmamış. Hocam ne garip gözüküyor hocam. Evet. Ne demek ki öyle? Üzerine hafif de karabiber attım. Ben yoğurt çorbasını karabiberle içiyorum. Şaka evladım, salep bu. İşte bu ne ya, bu güzel olmamış, çok soğuk olmuş, çok sıcak olmuş, şey eleştirebilirim. Bu
eleştiri cümlesidir. Ama eleştiri yazı türü olması için mutlaka bir edebi eserin, bir sanat eserinin eleştirilmesi gerekir. Bunu sordular ama sorun kökünde bile kendileri birazcık orada bir garip bir şey olmuş, ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz eleştiri cümlesindeyiz. Bir durum, kişi, olayla ilgili olumlu ve olumsuz yorumdur. Yazdığı öyküler akıcı olduğu halde hiçbir his derinliği taşımıyor. Bak burada hem eleştiri cümlesi yapmış hem de bir eleştiri yazı türünden alınmış diyoruz. Öz eleştiri ise hani öz çekim var ya, telefonu alıyorsun kendine doğru tutuyorsun. Mesela selfie ne öz çekimi öyle? Telefonu verir misin bana? Teşekkür. Bu nasıl yani telefon ya? Bak şöyle kendine doğru tutuyorsun telefonu, çekiyorsun. Bunu nasıl bir telefon ekranı? Eski dijital bir değil. Neyse işte. Selfie dediğiniz şey. Esasında selfie değil, öz çekimlememiz gerekiyor. Öz eleştiri de insanın kendisini eleştirmesi. Kişinin kendisiyle ilgili konuları eleştirmesi. Son günlerde yeterince kitap okumuyorum. Kendim bu aralar çok dangoz hissediyorum. Son günlerde hiç ders çalışasım gelmiyor. Ha bak, bu da işte bir eleştiri aslında, ders çalışasım. Motivasyonum tamamen kaçtı. Gibi. Ama bunlar tabii örnek olsun diye söylüyorsun. Normalde kaçma değil mi Tomucuğum? Son hız. Süper çalışıyorum. Şu anda içimdekileri aksediyorum size. Aksediyorum. Bir şeyler söylüyorsun ama tam anlamıyorum ne demek istiyorsun. Aşamalı durum ise Tomucuğum her geçen gün artan ya da azalan durumları ifade eder. Bir durumun giderek artmasını veya azalmasını ifade eden cümleler. Ağaçlar bu sonbaharda günden güne sararıyor dediğimizde aşamalı durum oluyor. Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi ise bir beklentim var ama gerçekleşmemiş. O zaman bak bunu tekrar söylüyorum. Bir beklentinin gerçekleşmemesidir. Ummuştum, zannetmiştim ifadeleri kullanıyor. Mesela yaz tatili Yalova'da geçiririm zannetmiştim ama geçirememiş. Demek ki bu beklentisi gerçekleşmemiş diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Başarılar diyorum arkadaşım.